İki çocuğunu öldüren baba eşine ölümden beter acı yaşatmıştı. O acılı anneden kahreden haber geldi. Türkiye günlerce hatta aylarca dilek çakırı konuştu. Aradan 6 yıl geçti ama boşluğa bakan gözler konuşamayan o ses tonu hala unutulmadı. Dilek Çakır'ın yaşadığı korkunç olay aylarca konuşuldu. Ama belki şimdi akıllara bile gelmiyordu. Yaşadığı acı maalesef Dilek Çakır'ı kahretmişti. Üzücü haber duyanları şok etti. Genç kadın ölmekten beter oldu. Kızlarının yanına gitmek için gün sayıyordu. Son isteği ölen kızlarını bir kerecik görmekti. Dilek Çakır'ın son hali görenleri yasa boğdu. Oysaki ki hayata tutunmaya çalışıyordu. Bundan tam 6 yıl önce bu kulaklar maalesef bir babanın iki kız evladını katlettiğini duymuştu. 7 yıllık evliliği boyunca şiddet gören Dilek Çakır, iki kızıyla bin yere sığamamıştı. Kimseye sesini duyuramayan Dilek Çakır, kocasından saklanarak aylarca bir halının üzerinde vakit geçirmişti. Herkes kocasının iyi olduğunu ve kızlarını görmek konusunda haklı olduğunu söyleyerek kızlarını babalarına göndermesini söylemişti. Acılı anne tavsiyeler üzerine kızlarını babalarına gönderdi ve ayaklarıyla gittikleri baba evinden maalesef cansız bedenlerini almıştı. Müge Anlı'nın ele aldığı bu konu uzun süre zihinlerden silinmedi. Boşluğa bakan gözleri, zorlukta duyulan o annenin sesi asla unutulmadı. Kimse bana sahip çıkmadı diye isyan eden Dilek Çakır, unutacaksınız iki gün sonra, belki de kimsenin aklına bile gelmeyecek. Başka açılar yerine alacak dediği sözleriyle akıllara kazınmıştı. Maalesef öyle de oldu. Sonrasında kadın cinayetleri, kız bebeklerinin katili, daha unutulmayan Leyla, Müslüme ve maalesef son olarak Nari'nin konusu bizleri bizden etmişti ki Dilek Çakır'dan da acı haber geldi. Minik Nari'nin hazin sonu sonrası Leyla, Müslüme Yağal ve maalesef bir babanın dört evladını katletmesi gibi konuların gündeme gelmesi akıllara Dilek Çakır'ı da getirmişti. Şimdi acaba ne yapıyor, nasıl oldu diye düşünürken sabah sitesine röportaj veren acılı anne keşke kocamı ben öldürseydim. O beni öldürdü. Ölüyüm, tek farkım nefes almam. O benim çocuklarımı öldürerek beni yıllar önce öldürmüştü. Şu an hala diyorum. Keşke burada yanımda olsa onu öldürebilseydim. Bu annenin acısı asla dinmiyordu. Çünkü o iki tane evladını kaybetmişti. O cani koca onu İki kere zaten öldürmüştü.